Avrupa kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Lino operasyonunun bütün kirli çamaşırları gün yüzüne çıktı. Bu baskın ilk değil. Hazır mıyız? İrini operasyonunun başındaki Yunan, müttefikleri ve karşıtları bariz belli oluyor. Yapılan müdahale ve baskınlar hep Türkiye odaklı. Doğu Akdeniz'de Türkiye tek başına bırakılmak ve etrafı sarılmak isteniyor. Türkiye'yi bu denli sarmaları normaldir. Türkiye'ye olan bakışları hiç değişmedi. Biz tavrımızı değiştiririz ama onlar bize bakışlarını değiştirmezler. Çıkarları yoksa gözünün yaşına bakmazlar. Onların bir planı var. Bizim de bir planımız var. Ama bu planların üstünde bir plan var. Kuvvet komutanlığını Yunan Tuğ Amiral Tedros Mikropoulos'un yaptığı İrini operasyonunda Alman Hamburg Fırkateyni'nin pazar günü Bayrak Devleti Türkiye'den gerekli izni beklemeden Rosalind A isimli kargo gemisine cebren asker çıkartarak yaptığı arama İrini'nin tarafsız olmayacağını bir kez daha gündeme taşıdı. AB'nin 9,8 milyon euro bütçeyle 1 Nisan'da hayata geçirdiği İrini operasyonunun Akdeniz'de Libya açıklarını görev alanı olarak belirlemesi, buna karşın ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Libya-Mısır sınırını ve hava yolunu denetlememesi büyük çelişki olarak ortaya çıkıyor. Başından beri göze çarpan bu çelişki taraflı operasyon eleştirilerini de beraberinde getiriyor. Operasyonun başlamasından bu yana geçen 8 aylık sürede AB'nin özellikle Mısır-Libya kara sınırındaki silah sevkiyatını engellemeye yönelik herhangi bir adım atmaması ve bu konudaki eleştiri de göz ardı etmeyi sürdürmesi dikkati çekiyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Selahattin Nemrus, 17 Kasım'da Trablus'ta İrini Operasyon Komutanı İtalyan Tümamiral Fabio Agostini ile görüşme yaptığını ve bu görüşmede Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin İrini'ye bakışını netleştirdiğini söyledi. Libya Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nemrus'un Agostini'ye İrini operasyonu sürecinin tarafsız bir operasyon olmadığı ve bu şekilde devam etmesi halinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin de bu operasyona yönelik tutumunun bu operasyonu tamamen reddetmek olacağını aktardığını belirtti. Ayrıca operasyonun sadece deniz aydutlarıyla sınırlı olduğu ve karşı tarafın kara ve hava sınırlarının açık olduğu, karşı tarafın birçok ülkeden destek almaya devam ettiği hususlarının da Nemrus tarafından İtalyan komutana iletildiği belirtildi. Libya Başbakanı Faiz Es-Serraç da 8 Mayıs'ta İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demecinde, "Bizim düşmanlarımıza silah ve mühimmat en fazla hava ve kara yoluyla ulaşıyor. Bizim limanlarımız kontrol edilecek, birliklerimiz dezavantajlı hale gelecek. Ama Hafter her türlü yardımı almak ve milis güçlerde her türlü askeri takviyeyi kullanmak konusunda özgür olacak" ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İrini'nin taraflı olduğunu belirtmişti. İtalyan La Repubblica gazetesinde de 31 Mart 2020'de İrini operasyonunun başlamasına ilişkin çıkan haberlerde AB, uçakların, uyduların ve gemilerin kullanımıyla Libya'daki çatışmayı körüklemeye devam eden silah akışını engellemeye çalışmak istiyor. Sorun şu ki, örgütlenme şekli. Bu misyonun yalnızca tek bir somut sonucu olabilir. O da Türkiye'nin Trablus hükümetine malzeme desteğini engelleme. BM tarafından tanınan ancak pratikte kendisine ve Türkiye'nin korumasına terk edilmiş bir hükümet. Aslında General Halife Hafter'e yöneltilen silahları durdurmak imkansız olacaktır ifadeleri yer almıştı. Nisan ayında başlatılan, Eylül'de tam operasyonel hale gelen İrini'de bugüne kadar 5 gemi denetime tabi tutuldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika Limanı'ndan Bingazi'ye BM'nin askeri materyal kabul ettiği jet yakıtı taşıyan MV Royal Diamond 7 isimli gemi 10 Eylül'de denetlenmiş ve Libya karasularına girmesi engellenerek bir AB limanına yönlendirilmişti. Türkiye'den Misrata'ya gitmek üzere hareket eden Panama bandralı MV Medcon Sinop isimli kargo gemisi 20 Ekim'de İrini operasyonunda görevli Fransız Locho Traville fırkateyni tarafından denetlenmiş, şüpheli bir durum olmayınca geminin rotasına devam etmesine izin verilmişti. Türkiye'den Misrata'ya gitmek üzere hareket eden Suriye bandralı MV Kept Aveda isimli kargo gemisi 24 Ekim'de Fransız Locho Traville fırkateyni tarafından denetlenmişti.
gemide şüpheli bir şey çıkmaması üzerine seyrine devam etmişti. Mısır'ın İskenderiye limanından Tobruk'a gitmek üzere hareket eden Panama bancalı MV Serrano da 18 Kasım'da Yunan fırkateyni Adrias tarafından denetlenmiş, şüpheli bir duruma rastlanmaması sebebiyle rotasına devam etmişti. Türkiye'den Misrata'ya gitmek üzere hareket eden Türkiye bandralı Rosalin A genel kargo gemisi 22 Kasım'da Alman Hamburg fırkateyni tarafından uluslararası hukuka aykırı biçimde cebren denetime tabi tutulmuştu. Aramada gıda ve insani yardım taşındığı anlaşılan gemiye rotasını takip etme izni verildi. Diğer yandan Yunanistan'dan şok eden bir açıklama geldi. Brüksel'de 10-11 Aralık tarihlerinde yapılacak AB Konseyi toplantısı öncesi Türkiye'ye politikalarını değiştirmesi çağrısında bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB'nin saf olmadığını ve Ankara'nın bu sefer Brüksel'i aldatamayacağını söyledi. AB'nin Ankara'nın davranışlarının farkında olduğunu belirten Dendias, Türkiye'ye şu an sunulan fırsatların karşılığının alınamadığını dile getirdi. Yunanistan'ın her zaman samimi diyalogdan yana olduğunu söyleyen Dendias, AB ise yaptırımlar konusunda her zaman erteleyici bir tavır takınırken, Ankara'nın bir dizi pozitif vakalar ve eylemlere yönelmesini ve yasa dışı aktivitelere son vermesini istedi, dedi. Yunan Dışişleri Bakanı ayrıca, Ankara'nın son günlerde eylemlerinin Avrupa Konseyi toplantısı öncesi olası pozitif bir diyaloğa imkan bırakmadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü açıklamasında AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz ifadesinde bulundu. Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmeler Türkiye'nin AB ile ilişkilerini de etkilediğini belirten Çavuşoğlu şunları söyledi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs ikilisi yalnız değil. Bazı ülkeler ülkemizle ilgili sorunlarını AB'ye taşımakta. Sözde bir üyelik dayanışması maskesi takmışlar. Sürekli aleyhimize suistimal ediyorlar. AB'nin bu yanlıştan dönmesi lazım. Bunu başarırlarsa işbirliğimizden tüm Avrupa kazanır. Başaramazlarsa da tüm Avrupa zarar görür. AB'nin yaptığı hataları anlaması ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz. Bu durumda her iki taraf için de daha verimli bir ilişki kurabileceğimize inanıyoruz. AB ile temaslarımızda bu doğrultuda yapıcı bir diyalog içinde olma arzumuzu vurguluyoruz. Avrupa'daki Türk düşmanlığı uluslararası her platformda kendini gösteriyor. Bunun son örneği NATO Parlamenter Asamblesi'nde yaşandı. Alman milletvekili Jürgen Trittin, NATO Parlamenter Meclisi 66. yıllık oturumunda Türkiye hakkında asılsız iddialarla suçlamalar yöneltti. Trittin'in hadsiz suçlamalarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den tepki geldi. Stoltenberg verdiği cevapla Alman vekili adeta susturdu. Oturumda söz alan NATO Parlamenter Meclisi Almanya Delegasyonu üyesi Jürgen Trittin, Türkiye'nin NATO değerlerini paylaşmadığını iddia ederek Türkiye bir hukuk devleti değildir dedi. Türk hükümetini rejim şeklinde nitelendiren Alman milletvekili, Türkiye'nin BM'nin Libya ambargosunu deldiğini, bugün Akdeniz'deki Alman gemilerini tehdit ettiğini ileri sürdü. Trittin, Türkiye, AB'nin münhasır ekonomik bölgesini ihlal ediyor. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ı destekleyerek Agit ateşkesini ihlal etmesini sağlıyor. Türkiye'yi bir ortak olarak değil, NATO'ya bir tehdit veya NATO'yu suistimal eden bir ülke olarak görmemiz gerekmez mi ifadesini kullandı. Trittin'e yanıt veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye değerli ve önemli bir müttefik. Türkiye uluslararası terörle mücadelede hayati rol oynamakta. Türkiye, Irak ve Suriye'de sahada DEAŞ'la savaşan tek müttefik dedi. Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar mülteciye ev sahipliği yapmamaktadır diyen Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 satın alması, Doğu Akdeniz'deki durumu, Libya gibi konularda bazı endişeleri bulunduğunu, bunları da Ankara'da Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmelerde dile getirdiğini aktardı. Stoltenberg, NATO'nun müttefikler arasındaki anlaşmazlıklar için bir platform olduğunu belirterek, bu platformu bu tür konuları ele almak, bir birliktelik bulmak için kullanmaya çabalıyoruz. Son olarak Türkiye ve Yunanistan arasında NATO'da kurulan çatışmayı önleme mekanizması örneğinde olduğu gibi diye konuştu. NATO Parlamenter Meclisi Başkan Yardımcısı ve Türkiye Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da Stoltenberg'den sonra söz alarak Alman milletvekiline tepki gösterdi. Bak, Stoltenberg'e Türkiye'nin değerli ve önemli bir müttefik olduğu yönündeki değerlendirmesi için teşekkür ettikten sonra şunları söyledi. Alman milletvekilinin Türkiye ve Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözlerini kınıyorum. Türkiye demokratik bir ülkedir ve birçok NATO misyonunda görev almaktadır. NATO Genel Sekreterinin de söylediği gibi Türkiye DEAŞ'ta Suriye'de sahada göğüs göğüse çarpışan tek ülkedir.
Doğu Akdeniz ve diğer konulardaki anlaşmazlıklar konuşulabilir. Genel Sekreterin Cumhurbaşkanı'yla Ankara'daki görüşmelerinde bunlar ele alınmıştır. Alman milletvekilinin Türkiye hakkındaki söylemlerini kabul etmek mümkün değildir. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.